Mesela peygamberi körü körüne taklit etmek örneklik demek değildir diyor. Yani hurmayı böyle yerdi, suyu böyle içerdi, sofraya şöyle otururdu şeklinde peygamberimizin hal ve hareketlerini taklit etmek, onu örnek almak demek değildir Gazali. Ya peygamberin yaşama amacını anlayabilmektir diyor. Ve siz bu amaç doğrultusunda yaşadığınız sürece peygamberi örnek alırsınız diyor. O amacı kaybettiğiniz an peygamberin su içtiği gibi içmek, yemek yediği gibi yemek peygamberin örnekliği, örnek alındığı anlamına kesinlikle gelmez. Dolayısıyla peygamber bizim için güzel bir örnektir. Bunlar Kur'an'ın bize bildirdiği peygamber özellikleridir. Sözümü şöyle bitiriyorum. Sadece insan olarak ve tebliğci olarak görülen ve değersizleştirilen bir peygamber insanlara örnek olmaz. Ya da ilahlaştırılan ve melekleştirilen bir peygamber de insanlara örnek olmaz. Biz ikisinin arasında bir yerde peygamberin Kur'an'ın bize bildirdiği, bize anlattığı şekliyle gerçek bir peygamber tasavvurunu oluşturmak zorundayız. Müslümanlar olarak dini doğru anlamak, yaşamak ve bizden sonraki nesle doğru aktarabilmek adına gerçekçi bir peygamber tasavvuruna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Süreyi biraz açtım. Sabrınız için teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olmuştur. Başlarında söylediğim gibi inşallah haddimizi aşan bir söz söylememişizdir. Bu arada hepinizin Kadir Gecesi'ni de tebrik ediyorum. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah. Bu gece vesilesiyle rahmetini bizlerden esirgemesin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sorularınız varsa ya da katkıda bulmak istediğiniz, beni tamamlamak istediğiniz, aramızda çok değerli hocalarımız var. Bir şeyler varsa katkılarınızı da almak isterim. Söz size. Buyurun.